tarafı kalmamış. Evet. Yalnız şimdi senin bu çorapların falan çok yansıdı magazin programlarına. Ayağımın kalorifer peteği düşmüştü de. Evet. Ayağım yarılınca 36 numara ayağım 39 oldu. Buna 36, buna 39 giyemem. Bir de ayakkabıya girdiği zaman acıyor. 40 numara da giysem acıyor amca, delireceğim. Çoraplarla çıktım sahneye o zaman. Hı. Bunlar da diline doladı beni. Ne yapayım amca? Öyle oldu. Hani mecburen. Peki bir ara mesela Yıldız'cığım çok süsleniyordun birkaç sene önce. Yani hiç yakışmadı çok... bana bu. Tüyler. Değil mi? Yok be, bunlar bana yakışmadı. Ver bana. Ben sana yakışıyor. Dur şimdi bir dakika şimdi. Aman isim vermeyin. Bu zaman zaman hani dönem dönem kendini hissetmenle alakalı. Yani bir an mesela cumartesi akşamı bizim kameramız oradaydı. Girelim o görüntüleri de. Cumartesi akşamı senin çalıştığın yere gittik. Fakat birdenbire hani arabadan indiğin gibi sahneye çıktın. Yani kulisine bile uğramadın. Bu nasıl oluyor mesela? Çok güzel oluyor. İşte görüyorsunuz o görüntüleri. Çok güzel oluyor. Direkt geliyor. Anlatamam. Ve sahneye çıkıyor. Çünkü artık yani şunu mu düşünüyorsun? Biz öyle düşünüyoruz tabii ki. Yani sesin var, şarkıların muhteşem. Hani bunun ötesine gerek yok ve insanlarla ben müziğimi paylaşıyorum. Tuvalet giysem ne olur, giymesem ne olur gibi mi düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Merak ediyorum. Ya ben güzel olur. Giyiniyorum. Yani çirkin giyinmiyorum ki. Çirkin giyinmiyorum ben. Güzel giyiniyorum. Çizgi ötesi bir tarzım var, onu soruyorum. Çirkin giydiğimi düşünmüyorum. Giydiklerimi kimseye giydirmeyi de düşünmüyorum. Rahat olsunlar. Merak etmeyin, bunlar benimdir, bana yakışıyor. Siz de zaten böyle durmaz. O yüzden rüküş olduğumu düşünmüyorum. Ama biraz sıra dışı giyindiğimi söyleyebilirim. Ha, biraz. Evet. O çünkü kadar. İnternet sitelerinde bir dakika dinleyeceğim sizi. İnternet sitelerinde işte kim şık kim rüküş diye oylamalar falan yapılmış. Bir tanesinde sen birinci olmuşsun. Böyle şeyler duyunca sinirleniyor musun? Yo. Niye sinirleneyim? Ne yapabilirim? Yani ben yapılacak bir şey yok. Kendimi diyorsun. Böyle seviyorum. Onların benim hakkımda düşünceleri şık olmuşum, rüküş olmuşum, iyi olmuşum, kötü olmuşum. Bunlara ben karar veremem ki. Kimsenin kafasının içinden geçenlere ben karar veremem. Kimse de benim kafamın içinden geçenlere ve giydiklerime karar veremez. Nasıl en fazla beğenirler ya da beğenmezler. Bu da kendi bilecekleri iş. Evet. Ben peki, böyle mutluyum yani.